Arifiye Halk Eğitim Merkezi olarak hayatın her anı öğrenmenin zamanı sloganı ile Arifiye'de hayat boyu öğrenme faaliyetlerini yaygınlaştırmak. Bu amaçla okuma yazma, sosyal kültürel ve mesleki kurslarımızın Arifiye'deki toplam nüfusa oranı %14 düzeyindedir. Halk Eğitim Merkezi olarak bir misyonumuz da milli kültür değerlerimizin korunup geliştirilmesi ve yeni nesile aktarılmasıdır. Tesip minyatür kursumuz, Türkiye'nin ustalarından Gonca Küçüksaraç ile Halk Eğitim Merkezimizin sanat yüzü olmuştur. Minyatür, kitap resimlemek amacıyla en ufak bir ayrıntının bile gözden kaçırılmadan çizildiği ve renklendirildiği küçük boyutlu resimlerdir. Milattan önce 2. yüzyılda Mısır'da doğmuş, Roma, Yunan, Bizans, İran ve Selçuklu kültürü ile harmanlanarak Osmanlı'ya ulaşmış bir resim sanatıdır. Milattan önce 2. yüzyılda Mısır'da rastlanan en eski örnekler papirüs üzerine olup 19. yüzyıla dek deri, fil dişi ve el yazması kitapların resimlenmesinde ve tarihi olayların betimlenmesinde kullanılan minyatür sanatı Osmanlı'da ise bir saray sanatı olarak nakkaşhaneye bağlı icra edilmiştir. Türk kültüründe minyatüre nakış ya da tasvir, minyatür sanatı ile uğraşanlara ise nakkaş veya musavvir denilmektedir. Minyatürü klasik resimlerden ayıran en önemli özellikler, çizilen resimlerde derinlik, ışık gölge oyunları ve perspektifin olmayışıdır. Tarihteki en önemli minyatür sanatçıları Baba Nakkaş, Şahkulu, Mustafa Çelebi, Süleyman Çelebi, Matraççı Nasuh, Mehmet Ziyakalem ve Levni'dir. Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türkiye Sanatları Bölümünden 2003 yılında mezun olduktan sonra İstanbul Küçük Ayasofya Camii Hoca Ahmet Yesevi Vakfı'ndan Özcan Özcan ile birlikte 3 yıl süreyle usta çırak ilişkisiyle eğitimine devam etti. 2006'dan bugüne dek aynı vakıfta çalışmalarına vakıf sanatçısı olarak devam etmekteyim. 2008-2013 yılları arasında İstanbul ile birlikte çalışmalarına Londra'da da devam etti. 2013'ten bugüne Sakarya İl Kültür Müdürlüğü'ne bağlı olarak vermeye başladığım klasik minyatür eğitimlerine 2016 yılı itibariyle Arifiye Halk Eğitim Merkezi'nde devam etmekteyim. Kursiyerlerimiz Sakarya Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü öğrencileri, farklı meslek gruplarından çalışanlar, emekliler, ev hanımları ve öğrenciler olmak üzere meslekleri ve yaşları itibariyle çok geniş bir yelpazeye sahip. Kurslar sayesinde kursiyerlerimiz hem minyatür sanatını daha yakından tanımakta hem de özellikle çalışanlar için yoğun ve stresli iş temposundan bir an olsun uzaklaştıkları, kendilerini dinleyebildikleri ve yaratıcılıklarını geliştirebildikleri bir ortam ve imkana kavuşmuş oluyor. Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Tesis Ana Sanat Dalı mezunuyum.
ve halen kendi alanında yüksek lisans yapmaktayım. Bu kurslara okulumun arta kalan zamanlarda kendimi geliştirmek ve aldığımız teorik bilgilerin pratik uygulama imkanı olması nedeniyle başladım. Minyatür sanatını tercih etmemdeki sebepler ise anlatım gücünün çok kuvvetli olması, renklerin cazibesi ve konuların sınırsızlığıdır. Geleneksel sanatlarda usta-çırak ilişkisi ile birlikte atölye çalışmalarının çok önemli olduğuna inanıyorum. Buradaki eğitimin süresince atölye çalışmalarının ve sergi organizasyonlarının bize farklı beceriler kazandırdığına inanıyorum. Bir devleti devlet yapan en önemli unsurların başında hiç kuşku yok, o ülkenin kültürü, sanatı ve tarihi gelir. Bu noktada kültürümüzü ve sanatımızı, ki çok önemli birikimlere sahibiz devlet olarak, gelecek nesillere aktarma, onları kaybetmeme adına da çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. İşte bundan dolayı da ilçemizde halk eğitim teşkilatlarımızın muhtesinde ve öncülüğünde ve sorumluluğunda onlarca her yıl bu kurslar açılıyor ve bu kurslara yüzlerce vatandaşımız memnuniyetle iştirak ediyorlar ve biz de bu kursları sonsuz bir şekilde destekliyoruz. Neden? Çünkü biz geleceğimize sahip çıkıyoruz, ülkemize sahip çıkıyoruz, tarihimize, kültürümüze, sanatımıza sahip çıkıyoruz.